Ortaya Karışık'tan herkese merhaba. Ben Batuhan Çal, Kerem Gönül'le yine başka bölümde tekrar beraberiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Batuhan'cığım? Teşekkürler abi. Gayet iyiyim. Bu arada şu hatırlatmayı da yapalım. Video ile ilgili soru, görüş, eleştirinizi de videonun altına bekliyoruz. Günün sorusuyla başlayalım abi. Mourinho mu Guardiola mı? Sosyal medyada hem YouTube'da hem Twitter'da da anket açtık. %58 de Guardiola önde gidiyor. Sence hangisi abi? Şimdi duygusal mı cevap vereyim? Şu andaki durumlarıyla son yıllardaki Duygusal başarılar. cevap ver abi. Yani duygusal cevap verirsem ben Mourinho diyeceğim ama son başarılarına, kulüplerindeki başarılarına baktığım zaman da tabii Pep Guardiola çok başka bir boyuta geçti şu anda ama Mourinho için de Tottenham bence o farkı kapatma anlamında önemli bir fırsat. Onlar da biliyorsun Mourinho geldikten sonra 2'de 2 Evet, yaptılar. evet. Hem Şampiyonlar Ligi'nde de. İşte hatta Şampiyonlar Ligi'yle başlayalım direkt istiyorsan. Evet. Şampiyonlar Ligi'nde biliyorsun abi bir enteresan da bir olay oldu. Olympiakos maçında durum 2-2 iken top toplayıcı çocuğun aslında bir refleksi hemen hızlıca Aynen. Ondan sonra topu gol geldi. buluşturdu. Gol geldi. Mourinho da tebrik etti. Ne diyorsun abi top Yani toplayıcı çocuklara? şimdi top toplayıcı çocuklar sahada ne kadar önemli olduğunu gördük. Mourinho da hemen zaten onore etti. Yani Mourinho'nun tabii takıma gelip Tottenham gerçekten iyi bir kadroydu Batuhan. Çünkü tabii Pochettino'nun neler Emeği de var. yaptığını bu kadroyu 5 senede Tottenham'ı bir yerlere getiren kadroda tabii Pochettino'nun çok büyük emeği var. Ama Mourinho'nun da bir seneyi boş geçirdi. Geçen programda konuştuk biliyorsun. Onun için de tekrar hani tamam kariyer anlamında, tarz anlamında çok uçlarda yaşayan bir teknik direktör. Hep de böyle damga vuruyor açıklamalarıyla. Basınla da oynamayı çok seviyor. Oraları da iyi biliyor. Kitabını da okumuştum zaten hayatını. Yani tarz olarak da çok beğendiğim bir antrenör ama başarılar anlamında son bir iki senedir çok düşüş yaşıyordu. Tottenham onun için çok önemli bir fırsat oldu. Ben Tottenham'ın çok yükselen grafiğin devam edeceğini düşünüyorum. Ama sezon sonunda çünkü bu takım Pochettino'nun takımıydı. Mourinho değişik transferlerle gene seneye zaten kendisi açıklama yaptı. Bu sene Bizden tamam bir şey beklemeyin. beklemeyin. Ben şampiyon olacaksa bu takım ben yapmayacağım. Oyuncular kendi yapabilirse yapabilir bunu dedi. Doğru söyledi. Ama seneye çok daha iddialı flash transferlerin yapıldığı bir Tottenham ben bekliyorum. Abi Mourinho Guardiola tartışması ile ilgili bu arada sizlerin de görüşlerini videonun altına bekliyoruz. Hep bir tartışma vardı ya işte Mourinho biraz daha aslında alttan geldi yani işte Evet. Porto'yu, Inter'i şu anda Doğru. çok iyi durumda olmayan takımları Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaptı. Guardiola'nın da mesela Barcelona hariç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yok. Yok. Ya o da bir aslında Ben tartışmada. zaten genele baktığımızda duygusal olarak cevap verdim ama genele baktığımızda Batuhan istatistiksel anlamda da senin verdiğin Yakınlar verilerle aslında. yakınlar ama Mourinho'nun şampiyon yaptığı takımlar ki Şampiyonlar Ligi gibi bir organizasyonda Porto yani bunlar çok önemli başarılar. Inter. Inter ki biliyorsun Samuel Eto'yu final maçında savunmaya kadar çekip o mücadeleyi göstermişti ki maçtan sonra şu anda savunma oyuncusu kimdi hatırlayamıyorum. Maçtan sonra sarıldılar ki Mourinho ayrılıyordu o sene oradan. Hani oyuncularla da çok böyle duygusal bağı da bir baba oğul gibi kurabilen bir antrenör. Yani Mourinho şu anda belki bir çıkış yaşayacak kariyer anlamında ama genele baktığımızda ben gene Mourinho diyorum. Mourinho diyorsun. Mourinho diyorum. Ya Mourinho çünkü Guardiola ya da ya bakıyorsun bu konu tabii çok uzar yani Mourinho mu Tabii ki, Guardiola tabii mı? ki. Şimdi şimdi kimse de çıkıp diyecek ki Klopp diyecek, öteki Ancelotti diyecek. Aynen. Ancelotti de Liverpool maçında sen izlemişsin galiba Liverpool-Napoli zorlamaya maçı, devam ediyor. Napoli çok öndeydi. Uzun süre maçı önde götürdü. Ondan sonra bir kornerden Lovren golü attı. Maç 1-1 bitti. Son haftaya kaldı şimdi onların da durumu. Ancelotti de Liverpool'a çok ters gelen bir antrenör. Çünkü iyi de bir takım Napoli. Ve benim de beğendiğim bir antrenör aslında Ancelotti. Ama Liverpool ne olursa olsun tabii kalitesi belli. Bu arada Mourinho ile alakalı biliyorsun finalde kaybederseniz ne olur diye sorduklarında ben hiç final kaybetmedim bilmiyorum diyor. Hiçbir finalinin kaybetmiş finali yok. Orada da gene ben Mourinho'dan yana kullanacağım oyumu. Hemen şimdi zaten oyumu da atacağım. Mourinho dedim. Bunun altına da gerçekten sana tepki mesajları gelecek ama Gelsin. gelsin. Olsun. Abi, Mourinho demek tepki demek zaten. yani Hani tabii hoca zaten kendi bir tepki. çok çok. Buradan abi istiyorsan kendi takımlarımıza geçelim. Tabii. Türk takımları da maalesef aslında Avrupa'daki kötü gidişatı bir nebze sürdürüyor. Yani bir Beşiktaş kazandı. Son 20 maçta Avrupa'da sadece 2 galibiyet almışız. İkisi de Başakşehir. Maalesef. Yani Başakşehir de dün Roma'ya yenildi. Roma'ya 3-0 kaybetti. son maça bıraktı.
Ben de Lider maçtaydım olarak girdi yani. haftadan. Bittin mi? Abi hiç zorlanmadım ama Evet, öyle diyeyim. evet. Yani yürüyerek gerçekten hiç zorlamadan 3 yaptılar Evet, zaten. evet. Ya bakıyorsun yani takım olarak işte Başakşehir, Roma da çok genç bir takım değil. 50. dakikada Kolarov oyundan çıktı abi, emin ol 50 dakika oynadı. 3-0'dan sonra dinlendirmek için çıkardı. Ya sahanın en genci gibi. Tabii. Yani. Yani tecrübe çok farklı bir şey Batuhan. Şimdi Başakşehir tabii Galatasaray maçını oynadı geçen hafta. 1-0 onu kazandı. Yani Avrupa arenasında oynamak gerçekten belli tecrübeye sahip olmaktan sonra çok zor. Yani Roma bu maçın özelinde belki 6-0 ihtiyacı olsa onu da yapacak. Ya yapardı o zaten abi, bir sol kanatları var yani, o Evet. Zaniolo. Zaniolo çok Ya genç ben de bir oyuncu. inanamadım Evet, yani, bu evet. kadar fiziğine bakıyorsun, uzun kalıplı yani, hızlı olabilir mi diyorsun. Ya klişeyi Çok iyi falan bir oyuncu, mahvetti çok iyi yani. bir oyuncu. Ya kesin transfer yapar. Ya Başakşehir'de ama biraz bir şanssızlıklar vardı. Hem Kaysara sakattı, Evet. sağ bekte Ponk'la başladı. Skirtel maçında Gulp Brunsen yine sakatlandı. İki Sakat, tane mecburi evet. değişiklik. Ya Başakşehir aslında Roma karşısında tabii beklen. Ya aslında Başakşehir'den yani bu grupta baktığında işte eğer temsilcilerimiz arasındaki gruplarda en zor Gene, grup Başakşehir'in. ama en başarılısı da Başakşehir'di. Evet Son öyle. haftaya taşıdı ki diğer Trabzon'umuz, Beşiktaş'ımız maalesef çok Galatasaray erkenden yine. Galatasaray gene Club Brugge maçı işte 90. dakikada golü yedik ki o aslında o dakikaya kadar hani bu belki konumuz değildi ama onu da ufak bir şey yapalım. O dakikaya kadar Batuhan Galatasaray maçı da hani izledik. Çok böyle tamam 11. dakikada Adem'in attığı gol var ama ondan sonra hani evinde oynayan maç sonundaki istatistiklere bakıyorum. Club Brugge çok daha istatistiksel anlamda şut denemesi, gol denemesi her anlamda şeyde önde Galatasaray. Evinde oynuyorsun. Tamam belki bir golcü sıkıntın var. Mücadele kısmında bir kere çok önemli işler yaptık ama hani bal yapmayan arı diyorum ya. Yani Club Brugge her geldiğinde hissediyorsun onu. Tehlikeli bir atak bir şekilde gol olacak ki ne goller kaçırdılar. 1-1 bitti. Son maça kaldık. Şimdi Saint Germain'i orada yenmemiz lazım. Çünkü O Club da zor Brugge ilk tabii, maç çok zor. 0-0 bitti. Bu maç 1-1 bitti. Deplasman'da Club Brugge bize bir gol attığı için onlar avantajlı ki Saint Germain garantiledi. Rotasyona gidebilir ama Paris Saint Sonuçta Germain Paris rotasyona Saint-Germain. gitse ne kadar gidebilir? Hepsi çok kaliteli oyunculardan kurulu. İşimiz çok zor. Ya bu maçta da biraz kalalım istiyorsan, Galatasaray'a geçmiş olalım Evet. buradan. Galatasaray'da abi şöyle bir aslında yanılgı var. Yani Türk futbolunda da bu var. İşte bonservis oyuncu alında bunu işte Beşiktaş'ta zamanında çok Evet. yaptı. Galatasaray da yapıyor. İşte bonservisiz oyuncu almanın iyi bir şey olduğunu düşünüyor takımlarımız. Her Evet. nedense, çünkü yani yaşlı oyuncular işte 30-35 yaşındaki oyuncular bonservis herhangi bir kulüpte bulunmuyor. Biz işte oyuncuyu bedavaya aldık. Doğru. Aslında yani bonservis verdiğin oyuncu yani bonservis işte Radamel Falcao diyoruz. Yıllık 6 milyon euro, 3 yıllık kontrat 18 milyon euro. Sen bu oyuncuya 18 milyon euro veriyorsun aslında. Yani Evet. bonservis ama 2-3 milyon euro, şimdi Brugge'un takımına bakıyoruz. Önde oynayanlar Deniz, O işte genç bir oyuncu var Diatta, sağ yani kanatta. hepsi 20-23 Evet, yaşlarında. evet. Ya bunların hepsi 1,5 milyon euro, 2 milyon Maksimum, euro bonservislerle maksimum. kadroya katılmış. Ama bu oyuncuların geri dönüşü var, ama senin 30 yaşında verdiğin oyuncuya yıllık maaşın herhangi bir geri dönüşü yok. Kesinlikle. Şimdi zaten Batuhan, kulüplerin biliyorsun bir scout ekipleri var. Bu dediğin konuda bonservissiz ve oyuncu yaratma ve oyuncuyu kullanıp satma anlamında biliyorsun rahmetli İlhan Cavcav bunu Gençler Afrika'dan. Birliği'nde Afrika'dan getiriyordu. Koneler, yani çok önemli oyuncuları getirdi. Yani scout ekiplerinin bir kere Türkiye'deki kulüplerin scout ekiplerinin bence bu konuda çok yetersiz kalıyor. Yani senin bahsettiğin gibi şimdi 30-35 yaşına gelmiş yani 30 yaşında bile olsa bir oyuncuya çok yüksek bonservis bedeli vermek veriliyor çünkü yani bunu parasını verirsen gelir zaten ama önemli olan 20 yaşında, 21 yaşında, 19 yaşında, 22 yaşında hani bu yaşlarda bir oyuncuyu alıp üstüne yatırım yapıp onu kulübe faydalı bir şekilde satmak ama öyle bir oyuncu da Türkiye'ye gelmiyor çünkü Türkiye'deki futbolla alakalı altyapı sıkıntısını bildikleri için de ki bunu biliyorsun Alman milli takımı veya da Türk milli takımını seçmek isteyen gurbetçi oyuncularımızla çok yaşıyoruz. Alman ekolümü, Abi bir nebze Türk bulduğunda ekolümü geliyor ama. bu geliyor ama yani çok da fazla böyle tercih etmiyor. Biraz da duygusal Mesela davranıyor. Buruma'ya, Milliyetçilik çok ön plana çıkıyor abi Batuhan orada. Buruma'yı hatırlıyorsun. Evet. Buruma'ya verildiğinde işte 13 milyon euro gibi bir para Doğru. verildi. O da çok ciddi bir transferle Yani geldi. çok gerçekten eleştirildi geldiğinde, ama öyle veya böyle parasını çıkartıp para kazandırarak bu kulüpten Kesinlikle. ayrıldı İşte yani. bu şekilde çok daha fazla araştırma yapıp scout ekiplerinin detaylı araştırma yapması lazım Batuhan. Çünkü yani Falcao'dan bahsediyoruz. 18-20 milyon euroluk bir maliyet. Bir ay daha yokmuş bu arada, bugün Bu arada açıklandı. oynamıyor. Hangi maç oynayacak? Zaten Şampiyonlar Ligi'nden ve UEFA'dan elenirsen Avrupa'dan Teklif öyle bir kalıyor elinde. gelirin de yok. Bir tek Türkiye Ligi. Yani Falcao'ya verilen para nasıl çıkacak? Soru işareti.
Abi buradan istiyorsan Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş da Avrupa'da yine son dönemde en başarılı takımlarımızdan, aslında en başarılı takımımızdı yani. Evet. Hem Şampiyonlar Ligi'nde yaptıkları, Çeyrek UEFA finali Avrupa vardı. Ligi'nde yani Kesinlikle. yarı finalin kıyısından döndü, penaltılarla elendi. Ama Abdullah Avcı geldi. Abdullah Avcı Başakşehir'de de çok eleştiriliyordu işte Avrupa maçlarında gereken önem veriyor mu vermiyor mu diye. İşte kadro yapısı denildi. İstediği oyuncular alınmadı denildi ama Bratislava'dan mesela deplasmanda 4 yiyecek kadar da kötü bir kadro mu? Dün de Doğru. son dakikalarda gelen bir Penaltıyla galibiyet. geldi. 90'da Yani galibiyet nasıl görüyorsun geldi. Beşiktaş'ın Avrupa performansını? Yani Beşiktaş Avrupa'da Abdullah Avcı'nın senin bahsettiğin gibi eleştirileriyle Başakşehir'den gelen kalma eleştirilerden sonra ben açıkçası bu sene farklı bir Avrupa arenasındaki Beşiktaş bekliyordum ama maalesef çok erkenden havlu attık. Bahsettiğin gibi yani Bratislava dediğin takım bütçe anlamında ben Kıyas gibi. Beşiktaş'ın iki hiç oyuncusu şeye da bile yerinde. kesinlikle ama maalesef o sahada o mücadeleyi vermedikten sonra istediğin kadar bütçelerin çok yüksek olsun. Yani Beşiktaş bu sene özellikle Avrupa arenasında son yılların başarılı bir takım olarak bence de hayal kırıklığı. Çünkü spor sever olarak da üzücü. Çünkü takımlarımızın aldığı Avrupa'daki başarısızlıklar ülke puanını etkiliyor Batuhan. Yani ülke puanı etkilendiği için de şampiyonalardaki kura çekimler işte milli takımımızın kuraları çekilecek. Torbalarımız değişiyor. Hani ülke sporu için bu puanlar gerekli. Takımlarımız tabii ki de gönlümüzden geçer çeyrek finaller, yarı finaller ama en azından gruplardan çıkıp eliminasyon sistemine kadar gelebilmesi bence önemli. Ya seneye için bir problem yok belki ama ondan sonraki sene yani kaç Tabii. takımımız Şampiyonlar Ligi'ne katılacak veya katılacak mı? Büyük bir Kesinlikle. soru işareti o Kesinlikle da. çünkü ülke puanımız yetmeyebilir Abi Batuhan. Trabzon maçına da bir konuşalım. Trabzon da aslında Avrupa'da elemelerde çok iyi başlamıştı ama Evet. onlar da ya biraz da sakatlıkların etkisiyle işte başta Ekuban, Abdülkadir Sakatlıklar bence orada çok üst üste etkiledi Getafe'ye onları. kaybettiler. Kesinlikle. Yani Avrupa'da gerçekten kötü bir performans ortaya koyduk. Abi biraz da basketbol konuşalım istiyorsan. Tabii. Basketbolda da Fenerbahçe Beko aslında Asvel evinde iyi oynayan bir takım Evet. ama Türk takımlarıyla karşılaştığında çok bu performansını sürdüremedi. Fenerbahçe de 2'de Asvel 0 maçından yaptılar. sonra bir çıkış yakalar mı yakalamaz mı derken Kimki'de mağlup etti. 2'de 2. Nasıl görüyorsun Fenerbahçe Beko'da bir iyileşme var mı? Şimdi tabii Fenerbahçe Beko alıştırdı Türk spor severlerini, kendi taraftarlarını. Son 5 senede gelen Final Four Batuhan ama sezona çok kötü başladı. Sakatlıkların üstüne Löwen geçen sene Şubat'tan beri maç yapmıyordu. Veseli sakatlığından dolayı milli takım Çekya'ya gitmedi Dünya Kupası'na. O da geç katıldı takıma ki şu anda gene sakatlandı. Dekolo. Dekolo şu anda sakat oynamıyor. Leo Westerman büyük umutlarla transfer edildi. Yani yapılan transferlerin şu anda sadece Derek Williams enerji anlamında ve taraftarla beraber takıma çok olumlu katkılar veren bir tek Derek Williams var. Asvel deplasmandaki galibiyet çok önemli. Kimki maçı da çok önemli bir maçtı. Şivetsiz geldiler onlar da ama Kimki bütçe anlamında da Fenerbahçe'den kat kat yüksek bir takım. Fenerbahçe Euroleague bütçelerine baktığımızda 6. sırada, 8. sırada Efes, Kimki 4. sırada. Şivet yok belki ama çok önemli oyunculardan kurulu bir takım. Ama Fenerbahçe'nin bu seneye kadar, bu senenin başından bu zamana kadarki kötü performansının sebeplerinden bir tanesi Batuhan her maçta bir kahraman çıkarıyordu Fenerbahçe rakip takım anlamında. Yani dün de Yanis Timma devrede 24 sayıdaydı. Bir şekilde o savunma sertliği, takımın birlikte hareket etmesi, direnç, enerji hep eksik kalıyordu. Ama dün devreyi mağlup kapattı ama 3. periyotta bahsettiğimiz o bireysel enerjiyle beraber 6 sayı izin verdiler ve zaten maç koptu. Fenerbahçe'nin mental anlamdaki sıkıntılarından hep bahsediyoruz. Moraller hep bozuluyordu. Dün %54'te üçlük attılar. Çünkü çok güzel bir sinerji yaratıldı. Taraftar zaten çok büyük destek veriyor takımına. Üst sıralar için Final Four için playoff'a girme adına çünkü maalesef şu anda o durumdayız. Onu konuşacak hale geldik. Playoff'u Playoff'u bir şekilde kendimize atarsak çünkü takım gerçekten şu anda kenara bakıyoruz. İşte az önce programda doğru konuştuk. Nanda Dekolo, Leo Westerman, Jan Veseli, Sakat, bunların Kalinic, Kalinic. 4. Bunları bir tane daha uzun koy. Euroleague'de üst sıralar oynayacak bir takım olur yani. Ya şampiyon olmuş takım zaten bu İşte saydığın oyuncular şampiyon bunlar oyuncular. üçte. Dekolo Aynen şampiyon öyle. oldu. Veseli Hepsinin MVP oyuncular bunlar kesinlikle. yani. Bu ligin MVP'leri. Onların da katılmasıyla o enerji zaten bir şekilde gelecek. Oyuncular o maç kazanma alışkanlığını elde edecek. Özgüvenleri de yerine gelecek ve Fenerbahçe üst sıralara çıkacaktır. İnşallah da temennimiz o çünkü Anadolu Efes çok iyi işler yapıyor.
İki takımımızla yine üst sıralarda oynamak bizim için de çok sevindirici olacaktır. Abi sana bir de şunu soracağım. Şimdi kariyerim boyunca yani 138 sayısı galiba milli oldun. 150 küsür mü? Yanlış 170 öyle bir olabilir. şey. Yani Olabilir. ben Aynen. daha ilk programdan önce Ben de çok bakmıştım zaten yani. şey yapmadım. Evet. Yani dünya ikincisisin. Evet. NBA'den seninle konuştuk. Evet. Spurs'ten teklif Teklif geldi. aldın Evet. yani. Milli takımda hem kulüp takımlarında sayısız başarı. Yani sana bu videodan önce de videosunu izlettim. Can Evet Yaman ya. gibi karşılandım hiçbir yerde yani Madrid'de. Böyle bir karşılama gördün mü abi yani? Yani şimdi Milyon tabii dolarlık bir oyuncusun. Dünya Şampiyonası'nda 2010'da final oynadık. Sinan Erdem'de oynadık. Bakırköy'de Sheraton Otel'e giderken 4 saatte gittik o yolu. Ki çok 5 Hatta final dakikalık bir maçı için de bir dezavantaj diye konuşulmuştu o tabii dönem. geç yatmıştık zaten. Ara da yoktu. Can Yaman'la ilgili tabii videoyu da izledik. Sosyal medyada da tabii bu bilgiler çok çabuk geliyor, ulaşıyor elimize, cep telefonumuzda artık. Her şey çok basitleşti. Yani görüntüyü izleyince ki zaten sadece o görüntüyü izlesen, Can Yaman'ın havaalanındaki Bir de görüntüsünü sanki bir izlesen, tutuklanıyormuş gibi ya tabii polisler polis tarafından. böyle hani alırlar ya el kafanı arabaya bindirilen, hani Elense. bir anda öyle bir giriş var. Ama ondan sonra yayınlanan bir video var. İspanya'daki PR şirketinin elemanı olduğu söyleniyor. Aynen yani bir Organize ediyor. Can İşte Yaman şöyle diye bağırıyor. bağıracaksınız. O gelince şöyle coşacaksınız falan. Yani Batuhan, bu soruda şimdi ülke İspanya. Hani İspanya'ya çok gidip geldim. Hem turistik seyahati hem maçlarla alakalı. Şimdi hani Arap ülkeleri, şimdi çünkü Türk dizilerinin Arabistan'da, Katar'da, Katar'da, Dubai'de. Dubai'de işte yani eskiden Brezilya dizileri vardı. Şu anda Türk dizileri onların yerine geçti. Dünyada çok izlenen, ülkelerde çok izlenen dizilerimiz var. Hırvatistan'da mesela Ezel, yani Kenan İmirzalıoğlu Hırvatistan'a gitse bu şekilde karşılanır. Ama Madrid gibi bir şehirde hani Can Yaman'ın, yani İspanya'da ben Can Yaman'ın bu şekilde karşılanabileceğini böyle çok şey yapamıyorum. Yani Can Yaman'ı kapatsan dersin ki acaba Raul mu geldi, Ronaldo geri mi döndü? Valla Ronaldo'ya bile ben bu şekilde şey olduğunu hiç görmedim ya Batuhan. Tamam, imza töreninde 50 bin, 60 bin, 100 bin kişiye Santiago Bernabéu'da işte Nou Camp'ta imza törenlerinde oluyor ama oraya girerken bile böyle bir izdihamla karşılaştığını düşünmüyorum. Real Madrid takım olarak mesela Çin'e gidiyor bu kadar. Tabii. Oluyor mu? Tepki görüyor mu? O da enteresan. Haluk Bilginer de biliyorsun Emi'yi kazandı. Onu da bir Tabii. konuşalım aslında. Tabii. Yani bu arada Can Yaman Türkiye'ye geldi, nasıl karşılanmış? Onu da söyleyecektim. Evet onu da unuttum. Kimse karşılamamış. Yani Bir tamam. soru işareti var burada. İşte onu dediğim Sen çok gibi söylemek istemiyorsun ama. ya söylemek istemiyorsan, tabii ki de bu işler PR işleri Batuhan. Hani dünya starları bu Ama öyle şekilde derler ya reklamın iyisi kötüsü. Biz tabii burada ki bile konuşuyoruz tabii ki şu sonuçta. anda bile sen bana bu soruyu sorabilirsin, demek ki amacına ulaştı. Yani David Beckham oyunculuğundan kazanmadığı parayı PR'dan, reklamdan kazandı, böyle düşünelim. Aynen öyle abi. Teşekkürler o Ben zaman. Biz teşekkür de ederim. sen yeni Haftaya görüşmek transferimsin ama üzere. seni burada böyle karşılamadık Aynen öyle. Vallahi ben de öyle bekliyorum artık Bekle. Batuhan. Bir şekilde organizasyonda Abi bana yapmanı 20'şer diliyorum. lira vereceğim burada binayı. Bir dahaki Vallahi kaç program lira girişinde verirsin bilmiyorum gerçekten. ama ben de bu izdihamı istiyorum. Gördüm çünkü. Güvenlik görevlileri eşliğinde seni zar zor ortaya Yani karışık. işte ben de böyle şuradan öyle girmek istiyorum. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya yine bu şekilde İnşallah. tekrar karşınızda olacağız. Hoşça kalın. Hoşça kalın.